Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, pasif ersatz, adjektife mit der Endung-lich. Hazırsanız dersimiz başlasın. Pasif ersatz derken ne anlamalıyız arkadaşlar? Pasif ersatz, ersatz yedek demek. Dolayısıyla pasif cümlenin yediği anlamda. Yani pasifin yerini geçecek bir cümle yapısı. Bunu zaten daha önceden görmüştük. Şimdi biz pasif ersatz konusunu arkadaşlar adjektifi mit der Endung-lich, yani sıfatların lichli haline görüyor olacağız. Dilerseniz öncelikle burayla bir başlayalım. Onun ardından cümle içerisinde nasıl inceleniyormuş onu bir görelim. Buraya baktığımızda arkadaşlar alt, bu bir sıfat öyle değil mi? Alt, yaşlı, eski anlamında. Dolayısıyla yaşlıca, eskice gibi diyecek olursam altlich demem gerekiyor. Bakın ne olmuş? Lich gelmiş sonuna. Ancak A'nın üstüne de umlaut gelmiş. Dolayısıyla altlich derken yaşlı cana gibi bir anlam çıkmış oluyor. Gelb renkler konusunda görmüştük. Neydi? Sarı demekti. Sarımsı diyecek olursam gelblich demem gerekiyor. Bakın gelb bu noktada hani sıfat noktasında görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gelblich denildiğinde de gene bu bir sıfat olmuş oluyor. Tabii ki renk, ancak dediğim gibi adjektif kapsamında düşünülmesi gerekiyor. Tıpkı lang'da olduğu gibi. Lang neydi? Uzun demekti. Uzunca diyecek olursak länglich dememiz gerekiyor. Bakın burada da a umlaut almış. Ne olmuş? Länglich olmuş. Reich, reich neydi arkadaşlar? Zengin değil mi? Ya da bol anlamına da gelebiliyor. Reichlich, bolcana denir ya, bolca, çokça değil mi? O anlamlara geliyor. Süß, tatlı demek. Tatlımsı diyecek olursak süßlich, zart. Evet, zart neydi? Bunu yumuşak anlamına gelebiliyor. Zärtlich, yumuşakça gibi. Zärtlich, bunu genellikle çikolatalarda görebilirsiniz. Genellikle dediğim hani günlük hayatta karşımıza çıkacak sıfatlardan. Dolayısıyla toparlayacak olursak lich ne oluyormuş arkadaşlar? İşte dediğim gibi gelb örneğinden verdik değil mi? Sarıca, sarımsı derken işte gelblich demiş oluyoruz. Dilerseniz böyle bir üstünden bir geçelim. Doğru telaffuzuyla beni yinelerseniz sevinirim. Alt, altlich. Alt, altlich. Gelb, gelblich. Gelb, gelblich. Lang, länglich. Lang, länglich. Reich, reichlich. Reich, reichlich. Süß, süßlich. Süß, süßlich. Zart, zärtlich. Zart, zärtlich. İlk örneğimizle bir başlayalım arkadaşlar. İlk örnekte, ilk cümleyi incelediğimizde bir aktif cümle görüyoruz arkadaşlar. Burada ne diyor? Jeder hat den Satz verstanden. Evet, verstanden, verstehen, öyle değil mi? Verstehen neydi? Anlamak demekti. Jeder, herkes cümleyi anladı. Bakın, verstehen, perfect zamanda ne oluyor? Hat verstanden oluyor. Öyle değil mi? Ve bu nasıl bir cümle arkadaşlar? Herkes cümleyi anladı. Bu aktif bir cümle değil mi? Olağan giden bir cümle. Şimdi ben bu cümleyi pasif yaptığımda ne yapacağım? Pasif yaptığımda ne oluyor arkadaşlar? Bunu zaten pasif konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa, hatta pasif ersatz konusuyla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar olursa, varsa aramızda, mutlaka o ilgili ders videosunu incelesinler, izlesinler. Çünkü orada bayağı kapsamlı, ayrıntılı görüyoruz. Çünkü bu dersimizin konusu, az önce de söylemiş olduğum gibi, pasif ersatzı ne ile beraber? Lich sonlandırıcı sıfatlarla birlikte görüyoruz. Dolayısıyla bir tık daha devam ettiğimizden dolayı hani ayrıntılı görmüyoruz. Ancak şöyle bir karşılaştırmalı olarak görelim istedim ben. Şimdi aktiflikte demek ki jeder hat den Satz verstanden, herkes cümleyi anladı.
Pasif yaptığımda ne oluyor arkadaşlar? Buradaki yeyi de değil mi? Herkes onu yok sayıyorum. Ne diyeceğim? Cümle anlaşıldı diyeceğim değil mi? Dolayısıyla ben burada konnte ve werden yapısını getiriyordum. Dediğim gibi bunu ayrıntılı şekilde incelemiştik. Ne yapacağım burada? Desatz'ı başa getireceğim değil mi? Desatz, konnte, verstanden werden değil mi? Bu yapıyı koymamız gerekiyordu değil mi? Desatz, konnte, verstanden werden, yani cümle anlaşıldı anlamına gelmiş oluyor değil mi? Hatta anlaşılmıştı anlamında. Konnte verstanden werden. Çünkü işin içerisinde ne vardı? Präteritum yapıdaki können ne oluyordu? Konnte olmuş oluyordu. Verstanden werden yapısıyla beraber ne yapmış oluyorduk? Pasif hale getirmiş oluyorduk. Ve desatz konnte verstanden werden denildiğinde bu pasiflikte, bunu da ayrıntılı şekilde söylemiştim. Bunu mesela bir raporlama dilinde pekala kullanabiliyorduk, öyle değil mi? Şimdi pasif ersatz denildiğinde ne yapacağız? Bir nevi bu pasifliği bunun yediğini almış olacağız. Yani birebir raporlamayı yapacağız belki ama pasif kapsamından çıkmış oluyor ve onun bir yedeklemesini almış oluyoruz hani diyecek olursak. Yani Türkçe'de böyle çok bariz ayrılıklar yok. Bir şeyi edilgen kıldığımızda değil mi? Ne yapıyoruz? Edilgenleştiriyoruz. Ne diyoruz? Cümle anlaşıldı diyoruz. Dolayısıyla bunun kendi içerisinde farklı farklı bölümleri değil mi? Kısaca edilgen bir şekilde bunu anlatıyorum. Ancak Almanca'da pasif ve pasif ersatz onun da farklı bir anlatımı olabiliyor. Dolayısıyla biz burada arkadaşlar Desatz konnte verstanden werden derken bunu pasif ersatz yaptığımızda az önce göstermiş olduğum bu leşli sıfat sonlandırıcısına baktığımızda verstanden'e baktığımızda bakın ne oluyor arkadaşlar? Verständlich oluyor bakın. Anlaşılır değil mi anlamına gelmiş oluyor. Desatz war verständlich bakın bu daha çok konuşma dilinde kullanılabilecek bir cümle arkadaşlar. Bakın pasif ve pasif ersatz'taki fark o aslında. Öncelikle bir cümleyi okuyalım öyle değil mi? Der Satz war verständlich. Cümle anlaşılırdı. Bakın bu gayet konuşma dilinde, güzel Türkçemizde de öyle değil mi? Cümle anlaşılırdı değil mi? Mesela bir arkadaşımızla konuşuyoruz değil mi? Ve tahtadaki bir cümleyi kastediyorum ve diyorum ki ya cümle bariz anlaşılırdı diyorum değil mi? Dolayısıyla Desatz war verständlich demem gerekiyor konuşma dilinde. Ancak raporlama yaptığımda cümle anlaşılabilindi değil mi deriz. Dolayısıyla aradaki bu farklı eminim ki kavramışızdır. Demek ki leş yapısı işin içerisine girdiğinde ne oluyormuş? Pasif ersatz kapsamına giriyormuş. Ve burada ne oluyor bakın arkadaşlar çok önemli. Burada artık köneni ne yapıyorum? Barındırmıyorum. İşin içerisine katmıyorum. Sadece ne diyorum? Va verständlich ile sonlandırmış oluyorum. Cümle anlaşılırdı değil mi? Demiş oluyorum. Dolayısıyla Desatz war verständlich demiş oluyorum. Dolayısıyla şöyle bir üstünden tekrar bir geçecek olursak jeder hat den Satz verstanden. Herkes cümleyi kavradı, anladı. Değil mi? Bu aktif bir cümle. Bunu edilgen hale getirdiğimde ne yapacağım? Desatz konnte verstanden werden diyeceğim. Ancak pasif ersatz yaptığımda Desatz war verständlich. Demek ki burada az önce söylemiş olduğum gibi, değinmiş olduğum gibi ne yapacakmışım? Desatz konnte verstanden werden derken değil mi pasifte? Pasif ersatzda konnte'yi barındırmayacağım, werden'i barındırmayacağım. Kısaca ne yapacağım? Desatz war verständlich. Bakın buradaki verstanden ne olacak? A'nın üzerine umlaut gelecek değil mi? Verständlich sonlandırıcısıyla ne yapmış olacağım? Bitirmiş olacağım cümlemi. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Aktif cümle olarak baktığımızda ne diyor? Die Familie hat den Besuch nicht vergessen. Evet. Ne demek acaba? Şimdi aile değil mi? Die Familie. Der Besuch neydi arkadaşlar? Ziyaret demekti değil mi? İsim halinde ziyaret. Bunun eylemi neydi?
besuchen, öyle değil mi? Ancak ziyaret dediğimizde der Besuch diyorum. Vergessen, vergessen de neydi arkadaşlar? Unutmak demekti. Aile ziyareti unutmadı. Değil mi? Bu gayet aktif bir cümle. Olağan izleyen bir cümle. Bütün yapılar yerli yerinde duruyor. Ancak nasıl bir cümle? Perfekt halde bir cümle. Öyle değil mi? Aile ziyareti unutmadı anlamına geliyor. Ya da unutamadı anlamına geliyor. Die Familie hat den Besuch nicht vergessen. Değil mi? Şimdi biz bu cümleyi arkadaşlar pasif yaptığımızda ne yapacağız? Pasif yaptığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki die Familie, değil mi? Bunu yok sayabiliyoruz. Ne diyeceğiz? Ziyaret unutulamadı diyeceğiz ve ne yapıyoruz? Bunu raporlama dili, yani sözlü bir raporlama formuna sokuyoruz. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Der Besuch konnte nicht vergessen werden, değil mi? Pasiflikte ne yapıyorduk demek ki? Konnte ve werden yapısını işin içerisine katıyorduk ve ziyaret unutulamadı dediğimizde demek ki der Besuch konnte nicht vergessen werden demiş oluyoruz. Peki ben pasif ersatz yaptığımda, yani pasifin bir nevi yedeğini aldığımda, artık öyle çevirebiliyorum değil mi? Yani bir nevi edilgen yapıyorum ama nasıl yapıyorum? Güzel Türkçemizdeki konuşma dilindeki edilgenlik gibi de düşünülebilir bu pasif yedeklik. Burada ne yapacağım şimdi? Bakın. Der Besuch war unvergesslich. Bakın arkadaşlar burada ne olmuş? Nicht vergessen. Bakın pasiflikteki nicht vergessen. Ne yapıyorum buradaki nicht'e? Un olumsuzluğunu getiriyorum değil mi? Mesela güzel Türkçemizde eski zamanda kullanılan, belki zaman zaman da kullanılan, açıkçası benim de kullandığım, mesela hoş derim değil mi? Na hoş deriz ya değil mi? Hoş, güzel, iyi olan, na hoş, güzel olmayan, iyi olmayan deriz ya güzel Türkçede. Burada da aslında öyle düşünülebilir. Dolayısıyla vergesslich unutulabilir, unutulamayan, değil mi? Unutamayan diyecek, unutulamayan de denilebilir. Unvergesslich demiş oluyorum. Bakın dolayısıyla lich sonlandırıcısı geliyor ve olumsuzluk nicht yerine ne yapıyorum? Olumsuzluğunu, ön ekini unvergesslich şeklinde yorumlamış oluyorum ve diyorum ki ziyaret unutulamazdı dediğimde, değil mi? Ama konuşma dilinde bunu söylediğimde der Besuch war unvergesslich demiş oluyorum. Dilerseniz bu ikinci örneği tekrar bir üstünden bir geçelim, toparlayalım değil mi arkadaşlar? Demek ki aktiflikte arkadaşlar die Familie hat den Besuch nicht vergessen, aile ziyareti unutamadı. Değil mi? Burada perfekt bir yapı var. Hat nicht vergessen, değil mi? Bunu pasif yaptığımızda ne olacakmış? Der Besuch konnte nicht vergessen werden. Ne oluyormuş demek ki? Konnte vergessen werden, değil mi? Bu yapıyı ne yapıyorduk? Pasiflik içerisinde barındırıyorduk değil mi? Bu şekilde inceliyorduk. Peki bunu pasif ersatz yaptığımızda demek ki ne olacak burada pasif ersatz yaptığımızda? Konnte'yi yok sayacağım değil mi? Hatta olumsuz nicht'i de ne yapacağım? Un şeklinde değil mi? Unvergesslich, dolayısıyla der Besuch war unvergesslich şeklinde yorumlamam gerekiyormuş. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Jeder hat den Satz verstanden. Jeder hat den Satz verstanden. Der Satz konnte verstanden werden. Der Satz konnte verstanden werden. Der Satz war verständlich. Der Satz war verständlich. Die Familie hat den Besuch nicht vergessen. Die Familie hat den Besuch nicht vergessen. Der Besuch konnte nicht vergessen werden. Der Besuch konnte nicht vergessen werden. Der Besuch war unvergesslich. Der Besuch war unvergesslich. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Burada aktif iki cümle görüyoruz. Neden iki tane cümle var? Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk cümleye baktığımızda
Stefan hat die Reise nicht beschreiben können. Var. Bir de Stefan konnte die Reise nicht beschreiben. Neden bu iki cümle var arkadaşlar? Bakın üst tarafta öncelikle bir anlamlarına bir bakalım. Die Reise neydi? Die Reise seyahat demekti. Stefan bu da bir erkek ismiydi. Beschreiben de tanımlamak anlamına geliyor. Dolayısıyla Stefan seyahati tanımlayamadı. Yani şu anlama gelebilir bu. O kadar müthiş bir seyahatti ki bunu betimleyemedi, tanımlayamadı, anlatamadı gibi de düşünülebilir. Şimdi bu anlam yönü ancak cümlenin kuruluş şekline bakacak olursak arkadaşlar bu daha çok edebi metinlerde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani günlük dilde bunu pek fazla duyamayabilirsiniz arkadaşlar. Hani yaş işte söz gelimi 70-80 yaşlarında birisinden anca duyabileceğiniz bir ya da görebileceğiniz yapıda bir cümle bu. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Haben var. Beschreiben können şeklinde değil mi? Modal fiil olduğunda dediğim gibi bu pek işlevsel değil. Bunun yerine çok daha pratik, daha güncel olan ne var? Bakın, Stefan konnte die Reise nicht beschreiben. Ne kadar pratik, ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Artık burada ben haben'le uğraşmıyorum, işte können'le uğraşmıyorum değil mi? Ne yapmış oluyorum? Direkt konnte beschreiben şeklinde bu formata giydirmiş oluyorum bunu. Tabii bu daha çok günlük dilde geçerli. Üst taraftaki de gene edebi dilde değil mi? Romanda belki romanlarda karşımıza çıkacak bir yapı. Ancak ikisinin arasındaki o farkı görmeniz için bunu yazmış bulundum. Dolayısıyla yazarken de böyle çekimser bir şekilde dedim ki hani yazayım mı yazmayayım mı? Ama yazmam iyi oldu çünkü aradaki bu farkı görmüş olduk arkadaşlar. Demek ki edebi olarak baktığımızda haben ve können değil mi? Können'i çünkü ben kalkıp da perfect formuna sokamıyorum. Yani dolayısıyla beschreiben können şeklinde olması gerekiyor. Ancak dediğim gibi günlük dilde de ne olacakmış? Konnte beschreiben formunda incelenecekmiş. Dolayısıyla bu ikinci formu dikkate alacak olursak şimdi Stefan konnte die Reise nicht beschreiben. Stefan seyahati ne yapadı? Ne yapamadı? Tanımlayamadı. Yani o kadar muazzamdı ki, o kadar müthişti ki anlatamadı, söylemedi. Şimdi biz bunu arkadaşlar pasif yapacağız. Pasif yaptığımızda ne olacak? Die Reise konnte nicht beschrieben werden. Değil mi? Evet, konnte nicht beschrieben werden, dolayısıyla ne yapılamadı, tanımlanamadı anlamına gelmiş oluyor değil mi? Şimdi ben bunu pasif ersatz yaptığımda ne yapacağım arkadaşlar? Bakın burada bir defa lich yapısı değil mi, sıfatı, gene sıfat yapacağım. Ancak bu sefer lich ile bakın ne yapıyorum? Beschreiblich. Burada dikkat edilmesi gereken şu arkadaşlar. Beschrieben, bakın bunu IE şeklinde yazıyorum değil mi? Çünkü ne yapıyorum? Beschrieben, perfect yapar gibi davranıyorum. Ancak burada pasif ersatz yaptığımda ne yapıyorum? Nicht beschrieben werden bu sefer tekrar bir nevi bir mastara sokuyormuş gibi. Beschreiblich diye hatta tanımlanamayan derken ne diyeceğim? Unbeschreiblich şeklinde kuracağım değil mi? Bakın buradaki bu yazımlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki pasif yaptığımda bir nevi perfect yapıyor gibi yapıyorum ve bakın burada ne oluyor? Unbeschreiblich IE şeklinde yazılırken burada tekrar unbeschreiblich şeklinde değil mi? Tekrar yalın haline, tekrar mastar haline geçiyormuş gibi düşünelim. Dolayısıyla nicht beschrieben werden ne olacak bu sefer? Unbeschreiblich şeklinde. Hatta die Reise war unbeschreiblich. Seyahat tanımlanamazdı. Tabii güzel Türkçe'de öyle demeyiz. Ne deriz? Seyahat muazzamdı deriz. Değil mi? Ancak Almanca'da tanımlanamayacak kadar güzeldi gibi bir anlam içeriyor. Dolayısıyla die Reise war unbeschreiblich. Tanımlanamazdı gibi kullanılmış oluyor. Dilerseniz buraya bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki edebi dilde, edebi bir metinde karşıma
Ben bunu perfect yapmaya çalıştığımda ne yapacakmışım demek ki? Haben ve beschreiben können şeklinde, değil mi? Stefan hat die Reise nicht beschreiben können şeklinde yorumlayacağım. Ama bu ne olmuş oluyor? Çok edebi bir dil olmuş oluyor. Ancak günlük Almanca'da Stefan konnte die Reise nicht beschreiben şeklinde kullanılıyor imiş. Değil mi? Kullanıyormuş. Pasif yaptığımda ne olacak demek ki? Pasif yaptığımda genellikle ben ne yapıyordum? Özneyi yok sayıyordum. Tabii kullanabildiğim noktalarda vardı ama ekseriyetle bir raporlama dili söz konusuyken ne yapıyordum? Özneyi yok sayıyorum ve ne diyeceğim? Die Reise konnte nicht beschrieben werden diyeceğim. Pasif ersatz yaptığımda bir nevi ne yapıyorum burada? Pasifliği, bu edilgenliği ne yapmış oluyorum? Daha çok sözel dilde yorumlamış oluyorum. Ne oluyor? Die Reise war unbeschreiblich demiş oluyorum, değil mi? Dönce örneğe baktığımızda arkadaşlar aktif bir cümle olan Das Kind hat das Auto bewegt. Aynı zamanda perfect yapıda olan bir cümle bu. Bewegen neydi arkadaşlar? Hareket etmek demek, değil mi? Das Auto biliyoruz, araba. Das Kind artık bunu biliyoruz. Neydi? Çocuk. Dolayısıyla çocuk arabayı hareket ettirdi derken Das Kind hat das Auto bewegt diyorum, değil mi? Şimdi ben bunu pasif hale soktuğumda ne olacak arkadaşlar? Bu konnte ve werden yapısını işin içerisine katacağım. Das Auto konnte bewegt werden. Araba ne oldu? Hareket ettirildi, değil mi? Bir raporlama yapıyorum. Peki bu raporlamayı ben sözel olarak da düşünecek olursam ya da Almanca'daki haliyle pasif ersatz formuna sokacak olursam ne olacak bu sefer? Lich, değil mi? Sıfat gene sıfat olarak inceleniyor. Bu sefer beweglich, hareket ettirilebilir anlamına gelen beweglich. Das Auto war beweglich. Araba hareket ettirilirdi. Hareket ettirilir konumda. Yani sabit değil, hareketli deriz, değil mi? Kısaca güzel Türkçemizde. Dolayısıyla das Auto war beweglich demem gerekiyor. Dilerseniz burayı bir toparlayalım arkadaşlar. Das Kind hat das Auto bewegt. Çocuk arabayı hareket ettirdi. Nasıl bir cümleymiş? Aktif bir cümleymiş. Bunu edilgen hale soktuğumuzda, yani pasif hale soktuğumuzda ne yapıyoruz? Das Kind'i yok sayabiliyoruz. Dolayısıyla das Auto konnte bewegt werden. Araba hareket ettirilebiliyordu, değil mi? Yani burada raporlama yapmış oluyoruz. Bunu sözel hale getirdiğimizde pasif ersatz denildiğinde ne olacak demek ki? Lich gelecek ve konnte ve werden yapılarını yok sayıyorum bu sefer. Das Auto war beweglich demem gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Stefan hat die Reise nicht beschreiben können. Stefan hat die Reise nicht beschreiben können. Stefan konnte die Reise nicht beschreiben. Stefan konnte die Reise nicht beschreiben. Die Reise konnte nicht beschrieben werden. Die Reise konnte nicht beschrieben werden. Die Reise war unbeschreiblich. Die Reise war unbeschreiblich. Das Kind hat das Auto bewegt. Das Kind hat das Auto bewegt. Das Auto konnte bewegt werden. Das Auto konnte bewegt werden. Das Auto war beweglich. Das Auto war beweglich. Sıradaki örnekleri arkadaşlar geniş zamanda inceliyor olacağız. Deminkilerde fark ettiyseniz hep perfect zamanlar vardı. Şimdi hemen pasif cümleyle başlayalım isterseniz. Diese Ärztin kann nicht ersetzt werden. Evet, burada ne diyor? Diese Ärztin, bu doktor, değil mi? Bu hanım doktor. Kann nicht ersetzt werden. Ersetzen arkadaşlar, yerine geçmek. Yani bu hanım doktorun yerine geçilemez demiş oluyoruz. Ersetzen demek ki yerine geçmek. Dolayısıyla biz bunu şimdiki zaman içerisinde kullanacak olursak bu şekilde pasif yapmış oluyoruz. Pasifliği zaten artık kavradık, değil mi? Ancak burada
kann werden şeklinde kullanıldığından dolayı hala aktif olan bir doktordan bahsediyoruz, değil mi? Dolayısıyla geniş zamana yayılması gerekiyor. Dolayısıyla kann werden yapısı içerisinde incelenmesi gerekiyor. Dersin başında da söylemiştim, bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o pasiflik, pasif konusunu incelesinler, görsünler. Demek ki geniş zamana yayıldığında kann werden yapısı kullanılıyormuş. Ersetzen de yerine geçmek demek. Dolayısıyla bu hanım doktorun yerine geçilemez. O kadar müthiş bir doktor ki, değil mi? Dolayısıyla diese Ärztin kann nicht ersetzt werden şeklinde ne yapıyorum ben bunu? Pasif halde edilgen olarak kullanıyorum. Bu bir nevi ne demiştik? Raporlama dilinde de kullanılabilecek bir cümle yapısı, değil mi? Şimdi pasif ersatz şeklinde yorumladığımızda ne oluyordu bu? Konuşma dilinde, değil mi? Ne yapacağım şimdi? Bu hanım doktorun yerine yeri doldurulamaz, değil mi? Güzel Türkçe'de böyle derim. Dolayısıyla bakın burada nicht ersetzt werden yerine bakın ne oluyor? Ersetzlich geliyor. Bakın burada lich geliyor ve un. Yani ne yapıyoruz? Olumsuzluk unu işin içerisine katmış oluyoruz. Az önceki örnekte güzel Türkçemizden örnek vermiştim, değil mi? Hoş, na hoştaki gibi, değil mi? Dolayısıyla ersetzlich yerine geçilebilir. Un ersetzlich yerine geçilemez, değil mi? Yeri doldurulamaz. Dolayısıyla diese Ärztin ist unersetzlich, bu hanım doktorun yerine yeri doldurulamaz derken ist unersetzlich demiş oluyoruz. Tabii bunu geniş zaman içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu hanım doktor hala aktif, değil mi? Dolayısıyla ist unersetzlich olarak ne yapmam gerekiyor? Pasif ersatz yapmam gerekiyor, değil mi? Dilerseniz burayı bir toparlayalım. Demek ki ben edilgen olarak kullandığımda, pasif olarak kullandığımda ve geniş zaman içerisindeyken, değil mi? Ne yapacakmışım? Diese Ärztin kann nicht ersetzt werden diyeceğim. Ancak pasif ersatz yaptığımda diese Ärztin ist unersetzlich de ne yapmış oluyorum? Pasif ersatz yapmış oluyorum. Sıra geldi son örneğimize. Burada ne diyor? Pasif olarak gene geniş zamana yayıldığı için arkadaşlar direkt pasif ile başlamak istedim. Das Kleid kann nicht verkauft werden. Gayet bariz, gayet anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Elbise verkauft neydi? Satmak demekti. Kann nicht verkauft werden. Bu elbise satılamaz. Değil mi? Gayet bariz bir şekilde ne oluyor? Kann verkauft werden yapısını bariz bir şekilde görüyoruz. Bu elbise satılamaz, değil mi? Das Kleid kann nicht verkauft werden. Bunu pasif ersatz konumuna sokacak olursak bakın burada bu sefer gene yukarıda da olduğu gibi burada da gene lich var ve un var, değil mi? Bir olumsuzlama söz konusu. Çünkü yukarıda pasiflikte ne olmuş? Nicht verkauft werden olmuş. Unverkäuflich, bakın burada dikkat edilmesi gereken A umlaut alıyor. Unverkäuflich, satılamaz, değil mi? Bu elbise satılamaz, değil mi? Güzel Türkçe'de de öyle deriz. Dolayısıyla toparlayacak olursak pasif olarak Das Kleid kann nicht verkauft werden derken pasif ersatz ne oluyormuş? Das Kleid ist unverkäuflich. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Diese Ärztin kann nicht ersetzt werden. Diese Ärztin kann nicht ersetzt werden. Diese Ärztin ist unersetzlich. Diese Ärztin ist unersetzlich. Das Kleid kann nicht verkauft werden. Das Kleid kann nicht verkauft werden. Das Kleid ist unverkäuflich. Das Kleid ist unverkäuflich. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif ersatz konusunu neyle birlikte gördük arkadaşlar? Adjektive mit der Endung lich. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.